4 Mayıs 2014 tarihinde İnegöl'de düğün salonu önünde iki grup arasında yaşanan kavganın cinayet sanıklarının yargılaması sürüyor. Bıçaklı kavga sonucunda hayatını kaybeden Murat Torun cinayetinin 3 sanığı İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Tutuklu sanık Rıza T. yaptığı savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Olay günü elimde bıçak yoktu. Ali'ye karşı yumruk sallamamışımdır. Kavga sırasında onun kız kardeşimle çıkmak isteyen kişi olup olmadığını da bilmiyorum. Rastgele yumruk salladım. Zaten kendisi de karnına yumruk vurduğumu söylemiştir. Ayrıca benim müşteki Ömer'e karşı bir eylemim yoktur. Onu tutmadım, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum," dedi. Tutuklu sanık Halis K. ise, "Sanık Rıza beni telefonla aradığında emanet veya bıçaktan bahsetmemişti," dedi. Tutuksuz yargılanan Salih G. ise, "Ölen Murat Torun liseden arkadaşımdır. Olay yerine sanık Rıza T.'nin çağırması üzerine gittim. Sanık Rıza ölen Murat'ın sol omuzuna bir yumruk attı. Kavga başladı. Ben bıçaklama anını tam olarak görmedim. Sanık Rıza'nın Murat'ın yanına gittiğini gördüm. Murat'ın boynunu tutarak diğer eliyle tahminime göre bir bıçakla göğsüne doğru hamle yaptığını hatırlıyorum. Murat T. bıçaklandıktan sonra olaylar daha da büyüyünce arkamda bulunan Halis ve Rıza'ya müdahale için gelen ve elinde beyzbol sopası olan Şaban Çen'in önüne geçtim. Bu sırada benim yanımda bazı arkadaşlarım da vardı. Ben esasında tam olarak Şaban Çen'in önüne dikilmedim. Arkadaşımla beraber onların yürümesini engellemeye çalıştık. Çünkü olayların büyümesini istemedik. Ben ölen Murat T.'nin koluna girerek birlikte yürümüş değilim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum," dedi. Düğün salonunda Murat T'yi öldürme suçundan sanıklardan Halis K. ile Rıza T. soruşturma aşamasında tutuklanmışlardı. Yapılan itirazlar sonucu serbest kalan Rıza T. de önceki duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanık müşteki ve tanık beyanların doğrultusunda Salih G. adlı şahsın da olaya karıştığı anlaşıldığından hakkında kasten adam öldürmekten suç duyurusunda bulunması üzerine dün gerçekleştirilen mahkemede Salih G. de tutuklandı. Mahkeme delil eksikliği nedeniyle 25 Şubat 2015 tarihine ertelenmesine karar verdi. Dünkü mahkeme ile dava ile alakalı tutuklu sayısı ise 3'e yükselmiş oldu.